Selamlar arkadaşlar, sıfırdan büyülü silah sonra geliştirdiğimiz serimizin 4. bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümü kötü bir saatte attım, kaçırmış olabilirsiniz. Kanalı bir kontrol edin ya da ben sağ üst köşeye şöyle bir yerleştireyim onu. Oraya tıklayarak 3. bölümü izleyebilirsiniz. Hani aradaki bağlantıyı kopartmayın yani, önce 3'ü sonra 4'ü izleyin. Çok fazla uzatmayalım, videoya geçelim. İyi seyirler. Otomatik hava bıraktığımız ninjamızla ilgili şöyle ufak bir güncelleme çekeyim. Çünkü birazdan farklı bir karaktere geçireceğim şu Ganimet Pet'ini. Bu arada bir gün 22 saati kalmış. Bir güne harcamışız yani. Olay şundan ibaret. Niye bırakıyorum bu kaplan ve ayıların olduğu spotu? Onun sebebi çok basit abi. Postları evet kasıyoruz ama postlar pazarda ucuz. Hani tanesi 500k. Safra desen yine aynı şekilde tanesi 500k. Benim aslında asıl ihtiyacım olan şey elementli kolye ve ayakkabılar. Tahta ayakkabı, işte altın bezeli, bunlar çok az düşüyor. Az düşmesinin de çok mantıklı bir açıklaması var. Ayılara daha fazla vurmanız gerektiği için ya da kaplanlara daha uzun sürede slotları kesiyorsunuz. Ama aslında 5 level'da yapılabilecek çok daha güzel bir taktik var. Onu göstereceğim şimdi size. Bu yüzden bu karakterden çıkacağız. İtemleri aktarıyoruz. 5 level bir karaktere tekrar devam edeceğiz. Karakterimizi ayarladık. 5 level'a getirdik. Bize şimdi sadece yağma filtresi lazım. Bu yağma filtresi olmazsa orada envanterimiz çerçöple dolar çünkü. 6 saat geldi. Bir tane daha açtık. Yine 6 saat geldi. Bir tane daha ver. Yine 6 saat geldi. Yani versene abicim bir 7 günlük falan. 12 saatlik. Peki tamam. Öyle olsun. Şimdi yapmamız gereken şey çok basit hocam. Buradan bunları alacağız. Aktif edeceğiz. Daha sonrasında toplayacağı eşyaları sadece ayakkabı ve kolye olarak ayarlayacağız. Hatta bileziği de seçeriz. Gümüş bilezik düşebilir. Mesela şimdi Ganimet filtresine geliyorum. Silahları kapattım. Zırhı kapattım. Kaskı kapattım. Buradan küpeyi kapatalım. Eldivenleri şöyle yapalım. Bunların hepsini kapatalım. Acaba küpeyi açsak mı? Kolyeleri açalım. Küpeyi açık tutalım şimdilik. Burası böyle. Kostümler, şunları kapat. Kapat. Bunları da kapat. Arındırmayı açsak mı diyeceğim. Bıraktığımız yerde kurt dostu çıkar en fazla. Açalım, bize bir zararı olmaz. Şunları kapatalım. BK'ları açalım hatta. Bazen belki yanımıza metin düşerse onları toplasın. Etkinlik eşyalarını da açalım. Şöyle şuradan, hatta şöyle yapayım bir saniye. Okları kapat. Dönüşüm, parşömen, grup, üretim. Tamam. Şöyle kaydedelim. Şimdi bırakacağımız yere götüreyim ben. Karakterimizi şöyle bir otomatik hava bırakalım. 5 level'lık okçumuzu yeni bölgesine bıraktım. Neredeyim şu an? Sarı Bayak'ta, şehrin çıkışında şu ara yoldayım. Burada slotlar gayet hızlı şekilde ortaya çıktığı için burası ideal benim için. Şimdi yaptığımız şey çok basit. Burada amacımız sadece elementli eşyaları kasmak. Bakır kolye, gümüş kolye, tahta ayakkabı, bambu derisi ayakkabı, altın bezeli ayakkabı. Bunların hepsini burada kasmak için otomatik avda yağma petimizle beraber bıraktık. Peki neden 1 level değil de 5 level'da yapıyoruz bunu? Çünkü bu elementli eşyaların dropları seviye 5 ve seviye 20 arasında açılıyor. Yani 5 level'dan itibaren düşmeye başlıyorlar. 21 level olduğunuz anda da düşmeyi kesiyorlar. Ama burada şöyle bir detay var. Bu bahsettiğim drop common drop diye geçiyor. Yani hangi canavarı keserseniz kesin bunlar düşebiliyorlar. Yani 21 level'da eğer bir tahta ayakkabı düşürüyorsanız o ayakkabı özel olarak o slotun içinde olduğu için düşüyordur. Ama burada yaptığımız şey olabildiğince fazla canavar keserek bu common drop yani yaygın eşya drop'undan faydalanmak. Yani sürekli canavar kessin 5 level karakter, düşürdüğü eşyaların arasında da bu bizim elementte eşyalar olsun diye buraya bıraktık 5 level'da. Amacımız bundan ibaret. Gayet de güzel kasıyor. Yani bir önceki karakterde çok başarısız olmuştuk. Sadece artı basma eşyası kasıyorduk. Ama burada gayet güzel. Bakın daha geleli en fazla yarım saat olmuştur. 3 tane item düştü bile. Buradaki gidişat bu şekilde. Ara sıra ben tabii ki kayda alıp durumu özetleyeceğim size. Bu burada otomatik avda kendince takılıyor. Biz de bir yandan artı basıyoruz bu eşyalara. Ayakkabı ve kolye basmaktan sıkıldınız biliyorum ama paranın kaynağı burası yani. Yapacak bir şey yok. Gümüş kolyeler bir ondan kütür kütür gidiyor. O yüzden yine artı 6'ya bir sürü bastık. Hatta sağ olsun Elif bastı. Sıra geldi bunları 7-8-9'a götürmeye. Şöyle başlayalım bakalım. Bir gümüş, bir bakır basalım. Şöyle bir değişiklik olsun. On gümüş kolyeden 4'ü 7 oldu ama 10 tane bakır kolyeden 8 tanesi artı 7 olmayı başardı. Yani sonumuz belli oldu şimdiden. Şöyle bakırlardan başlayacağım. Sayıyı eşitlemek için. 4'ünü yaktık mı? Tamam, birisi 8 oldu. Şöyle ayıralım. Şuradan gümüşlerden güzel bir 8 geldi. Bakırlar yanabilir. Bizim amacımız gümüş çıkartmak buradan. Maalesef bu da yandı. Çok yakıyorsun ya. Yapma böyle. Hayda. Gitti bakırı geçirdi inadına. 7. Hadi oğlum 8'e. Çok kötü. Yani o kadar şeyden. Devam 9'a. Bakırın biri yandı. Bir tane gümüş deneyeceğim. Zaten bir tane deneme hakkımız var. Yuh! Yuh! Az önceki hizmetten sonra lonca demircisini değiştirdik. Farklı bir loncaya geldik. O arkadaş kusura bakmasın eğer sahibi izlerse. Beş tane bakır kolyeyi peş peşe artı 8'e geçirdi. Bu ne demek oluyor? Eğer ben şimdi bunu 8'e denersem gümüş kolyeyi, elimizde bir tane kalan gümüş kolyeyi şimdi denersem %100 yakacak. O yüzden şu bakırları önce bir 9'a deneyelim. İlki geçti. İkincisi yandı. 3 tane peş peşe yakarsa gümüşü deneyeceğim. Bir tane daha geçti. Bu yandı. Hadi bunu da yak. Bu da yandı. Bak şimdi bence gümüşü de yakacak. 8 oldu. Ver oğlum 9'u. Bir von gelsin şuradan. Tabii efendim. 10 tane dur. Yanlış hatırlamıyorsam 10 tane bakır kolye vardı. Artı 6. Bir tanesi şurada kalmış. Şunu da basalım. Yetim gibi kalmış envanterin köşesinde. 8. 9. Tamam. 10 tane bakır kolyeden 3 tanesi 9 oldu. 2 tane gümüş vardı. İkisi de gitti zaten. 3 tane bakır basmış olduk. Bunların güncel fiyatı pazarımızda bakalım ne kadarmış. Güncel fiyat pazarda 62M ama şu an satılmadığına göre biraz düşürmemiz gerekebilir. Kolyelerden sonra araya 25 tane ayakkabı sıkıştıralım dedik. Sürekli aynı şeye basmayalım. Demircinin de biraz kafasını karıştıralım hesabı. Başlayalım bakalım 7'ye atmaya. ...25 tane ayakkabıdan sadece 13 tanesi sağ çıkabildi artı 7'ye giderken. Sonumuz kötüye doğru gidiyor. Bakalım 8'e ne yapacağız şimdi? İlki yandı zaten. Güzel abi. Yak böyle aynen. Böyle yakmaya devam et kardeşim. Aynen öyle. Tövbe ettir bize bir daha artı basmamak için. 3 tane artı 8 oldu. 4 oldu artı 8. Tahtayı basmayacağım yanacak. Bak gördün mü yandı. Şunu basalım. Bu geçti. Bu da geç. Ulan tahtaları yakacak gene ya. Hah. Geçin şu tahta ayakkabıları bak. Çok güzel para ediyor. Allah seni bildiği gibi yapsın. Tamam. Ne oldu şimdi? Şöyle bir toplayalım şunları. 7 tane artı 8 ayakkabımız var. Aralarında en değerlisi tahta ayakkabı. Yine tek başına kaldı. Tersten başlayacağım. Bambuları basalım. İlki yandı. İkinci de yandı. O zaman tahta ayakkabı geliyor. Geldi. Oh be. Oh be. Geri kalan hepsini yaksın. Umurumda değil. Yak hepsini. Yak kardeşim. Ah. Yak kardeşim. Evet. Aynen öyle. Yak. Aynen. Aynen öyle. İşte bu ya. Bak, 25 tane ayakkabıdan bir tanesi 9 oldu. O da tahta ayakkabı. Ben bunu 1 won'dan satar mıyım şimdi? Satmam. 1,5 won'dan koyacağım ben bunu bugün. Niye? Sabahtan beri basıyoruz abi. Yeter. Yani kıymetli bir eşya haline geldi bu. Sihirbazın böyle şapkadan tavşan çıkarttığı gibi 11 tane daha ayakkabı çıkarttık. Hadi bakalım. Devam ediyoruz artı basmaya. Şu bizim 20 eksikli ayakkabı araya kaynamış. Onu ayırdım. Hadi bakalım. 8-9. Yak bunları. Bir tane tahta ayakkabı verir misin? Vermedi abi. Vermiyor abi. Çok zor geçirdi bugün. Karakterin şansı böyle değildi. Bir şey olmuş bu kadar. Bir tane 9 bambu derisi. Bir tane de altın bezeli verir misin? Verdi. Tamam. Şöyle ayaralım kenara. Şimdiye kadar 3 ayakkabı basmışız. 3 tane de kolye. Yeni bastığımız itemleri pazara getirmişken size şu pazarın da durumunu göstereyim. 5 wonluk bir satış yapmışız. Para üstümüze alalım. Neler gitmemiş? Daha doğrusu neler gitmiş? Madenlerimizin bir kısmı hala pazarda bekliyor. Şuradan 2 tane gümüş kolye satmışız. Maalesef yenilerini basamadık. Durum vaziyet bu şekilde. 10 tane falan bakır kolyemiz var. Bir tane tahta, bir tane yeşim taşı, bir tane beyaz altın. Bunlar böyle bekliyorlar. Şunun da fiyatını düşüreyim aklıma gelmişken. Bunu 2 won yapalım. 3 won gerçekten saçma oldu. Daha sonrasında ayakkabıları da 2'şer won'dan koydum. Altın bezeliği de ve tahta ayakkabıyı da. Çünkü bunlar hani gerçekten zor geçen itemler. 1 won'a satmak istemedim açıkçası. Durum şimdilik bu şekilde. Pazarımızı açalım. Eğer paraya sıkışırsak bu arada, yani şansımız bu şekilde giderse, üstümüzde 25 won para var ama eğer bir şekilde sıkışırsak burada bekleyen, adeta böyle çeyrek altın gibi bizi bekleyen bir 30 tane 31 tane zümrütümüz var. Pazarda bir zırh gördüm. Şöyle göstereyim size de. 30 STR 10 büyü, 10 SP absorbe ama en önemlisi 15 ateş var. Bunların aynı kombinasyonda 15 ateş 50 STR'lisi 12 won'dan 13 won'dan falan başlıyor. Hani saçma fiyatlar. Bizim için zaten bu sırayı ilk önceliğimiz 3. katta çarka sıcak bir hale getirmek olduğu için ateş lazım bize. O yüzden işimizi görecektir. Şöyle alalım hazır paramız varken. Böylelikle karakterimizin ikinci eşyasını almış olduk. Unutmayın ilki kuşaktı. Zırhımız hayırlı olsun. Zırhımızı aldık ama şimdi fark ettim yapmamız gereken bir değişiklik var. Hız taşını çıkartıp yerine artı 4'ünü takmamız lazım. Arkadaş artı 3 olarak takmış maalesef. Şimdi bize bunun için şuradan bir düzeltme kağıdı lazım. 49 F'e bir tane düzeltme kağıdı aldık. Sonra hemen şunun son taşını sökelim. Son taşını çıkardık. Bunu pazara atar satarız. Daha sonrasında şuradan hemen bir artı 4 hız taşı alalım. Umarım tek seferde geçirebiliriz. Tanesi 11'enmiş. Fiyat önemli değil de tek seferde geçsin. Taş temizlemekle uğraşmayalım. Hadi oğlum. Güzel. Çok güzel. Kalbim temizmiş. Gerçekten tek seferde geçmesini istedim. Geçti. Şimdi önce çarımıza 35 level'a kasacağız. Ondan sonra bu zırha bir ekleme daha yapacağım. Çünkü benim için önemli. Madem büyülüsüyle oynuyoruz. İstediğimiz gibi oynayalım. Ondan sonrasında bakacağız bakalım. Birinci köye element ayakkabılarını ve kolyelerini kasması için bıraktığımız karakterimizin envanteri doldu. Gördüğünüz gibi bol bol element ayakkabısı ve kolyesini kasmışız. Ağırlıklı olarak bambu derisiyle bakır kolye düşüyor maalesef. Hani diğerlerinin drop şansı düşük gerçekten. Hem artı basma şansı düşük hem de drop şansları düşük. Şimdi bunları ben bir başka karaktere aktaracağım. Daha sonrasında tekrar buraya bırakacağız. Bu arada unutmadan söyleyeyim gördüğünüz gibi gümüş bilezik de düşüyor. 2-3 tane gümüş bilezik düşmüş. Buraya bırakalı ne kadar oldu bilmiyorum ama bakayım 4000 derece kasmışız. Beynimizin ne kadar kalmış? 1 gün 16 saatim. Galiba 4 saat falan oldu buraya bırakalım. Ben şimdi hemen tekrar ayarlayayım. İtemleri aktaralım ondan sonra burada tekrar kasmaya devam etsin. Evet karakterimiz 34 level'a ulaşmak üzere. Şöyle bakayım. 99.76 olmuş XP'miz. 34 olunca şu zırhı giyeceğiz. Ondan sonra burada bu kadar canı gitmeden kasmaya devam edecek. Şimdi şöyle durdurdum karakteri. Zırhımızı giydik. Kuşakla uyumlu oldu. Yalan söylemeyeceğim. Renk olarak, görüntü olarak kuşakla böyle iyi gitti diyebiliriz. Ama bir süper kahramanda kıyafet önemlidir Arif. Bu biraz çok seksi olmuş bence. Seksi. Ben bu zırhın görüntüsünü sevmiyorum. Hakikaten sevmiyorum. Sevmediğim için de bu zırha bir yansıtma yapmak istiyorum ama sürpriz olsun. Önce şu karakterimiz burada bir 35 level olsun. İkinci master'ı açabilelim. Ondan sonra şehre ineceğiz. Beraber bir yansıtma yapacağız zırhımıza. Karakterimizi 35 level yaptık. Hatta neredeyse 36 oluyordu. Son anda durdurdum. Bir yandan maden kazıyorduk. Şu büyülü zırhı bakalım bir master yapabilecek miyiz? Her zamanki taktik. Tam açarken maalesef olmadı. Şimdi gideceğiz bunu sıfırlamakla uğraşacağız. Bir tane büyülü zırh unutkanlık aldık. Bakalım şimdi 17'de tekli olursa çok iyi olur. Fazla yormasın bizi. Olmadı. Devam edeceğiz. Bir tane daha aldım. Şöyle sıfırladık. Daha doğrusu bir puan düşürdük. Hadi oğlum. Yine geçmedi. Tekrar düşürüyoruz. Hadi bakalım. Geç artık 17'de. Yine geçmedi. Allah Allah. Dördüncü oluyor galiba. Geç artık lütfen. Güzel tamam 4 ya da 5. de geçti. 2 skill'de master yaptığımıza göre artık önümüze bakabiliriz. Aslında sıra gümüş bilezikte ya da kalkanda falan olmalıydı ama pazarda gördüğüm bir silah var. Aklımda kaldı gerçekten almak istiyorum onu. Şöyle bir dolunay. 32 ortalama 8 çevik 12 zeka. Yani diyeceksin ki bunun nesi aklında kaldı? Kaldı abi işte 12 zekası 32 ortalaması 8 çeviği. Güzel yani dolunay. Lycan'daki gibi takıp çıkarma da yapamıyorsunuz çünkü çıkarırsanız keskinlik sönüyor. O yüzden silahınızda kullandığınız silahınızda olması lazım zekanın. Velhasıl kelam aldım gitti. Hatta bir de yansıtması da varmış barbar kılıcı. Bakayım nasıl gözüküyor. Yani şimdi alacağımız bir şey daha var. Geldik bakalım yansıtma yapmaya. Şimdi şöyle zırhımızı çıkaralım hocam. Şuradan bir yansıtma yapalım. Neredeydi? İnek dönüşümü değil. Yansıtma. Evet. Sola yin yang zırhı koyuyoruz. Sağda yansıtacağımız zırhı aynen öyle. Şöyle bir yansıtalım bakalım. Bu nasıl? Muhteşem bence. Güzel. Öyle böyle değil. Hatta şu silahla kuşağı da çıkaralım. Zırhın görüntüsü gerçekten çok güzel. Güzel oldu güzel. Verdiğimiz para da gerçekten hani altı üstü 2 saatlik maden farmının getirisi. 3 fonu 2 saatte falan kasıyor bizim çar. Hatta 1 saatte kasıyor. En azından gözümüze güzel gözüken bir çarımız oldu şimdilik. Daha iç itemlerimiz çok eksik. Sadece zırh ve silah aldık. Geri kalan iç itemleri de halledeceğiz. Çok para harcayınca çok farm yapmak lazım ki harcadığınızı geri koyabilirsiniz. Şöyle bir 4000 tane cennet, 2000 tane de elmasımız var. Dönüştürmeye başlayalım bakalım. İlkine de yakarak başlaması gerçekten çok güzel oldu ya. Madenleri dönüştürme işlerini bitirdik. Elimizde 21 tane elmas, 49 tane de cennetin gözdaşı var. Cennetin gözdaşları 15 civarından gidiyor. Elmasları da 12'den sayarsak nereden baksanız 9,5-10 won gibi para yapıyor burası. Gayet güzel. Az önce sesli olarak kaydını aldığımı zannettim ama meğer ses kapalıymış. Şimdi düzelteceğim onu. Pazardan alarken gördünüz beni. Şeytani palayı aldım 59M'den. Dolunay'ın da yansıtmasını sildik. Buraya şimdi yapacağımız şey çok basit. Şöyle dolunayı sola koyamadım. Şeytani palayı da sağa koyuyoruz. Buna bunu şöyle bir yansıtalım. Bakın şimdi görüntüsü ne güzel olacak. Uyumlu oldu değil mi? Bence gayet uyumlu oldu. Çok iyi oldu be. Harbiden güzel oldu. Tamam. Şeklimize yeteri kadar para harcadık. Bundan sonra söz veriyorum sadece karakteri geliştirmeye para harcayacağız. Şu an şu şekil bana çok keyif veriyor. Bilemezsiniz yani. Neden bu kadar çok istiyordun? Anlayamazsınız. Tekrar çarşıdayız. Şöyle bir pazarımızın durumunu hemen kontrol edelim serisinden. Bakalım ne durumdayız. Zümrütleri sattık. Ben 6 won'dan 5 won'a çektim. Para ihtiyacımız olduğu için. 2 tane bakır kolye gitmiş. Onun haricinde kalkanlar duruyor. Zırhlar duruyor. Demek ki bunların piyasası çok da hareketli değil ya da kaseye yemişiz. Olabilir. Şunları nesne envanterinden indirdim. Nesne deposundan. Öyle çerçöp duranlar. Fasulyeler de aynı şekilde. Şu da aynı şekilde. Daha sonrasında... Burada 5 tane cennet vardı onlu olarak. 1,5 won'dan. 3'ünü satmışız. İkisi kalmış. Elmaslarımız bu şekilde. Şu parayı ben bir üstüme alayım. Parayı üstümüze aldık. Bu 800'lemle şimdi tekrar bir artı basma işine gireceğiz ufaktan. Ondan sonra bakalım neler yapacağız. Üzerimizde hazır 30 won paramız varken biz şu sadece madenden para kazanıyoruz ya şu an. Onu bir çeşitlendirelim çünkü maden piyasasında maalesef çok fazla kaseye dönmeye başladı. Biz oradan ufak ufak elimizi eteğimizi çekelim. Yani tamamen çıkmaktan bahsetmiyorum tabii ki ama biraz böyle farklı kaynaklara da yönelmekte fayda var. Onun için de ne yapacağız? Hemen karbon olta yapacağız. Onun için şuradan 3 tane karbon fiber alalım. Üçlüsünü ucuzdan satan var mı? Şöyle bakayım bir saniye. Bakalım. Üçlüsü 2.34. Tekli bunlardan alırsak 68 çarpı 3 desek 200, tabii 200 falan yapıyor. Burada ne kadardı? 2.34. 30'dan gibi bir karımız olacak. Şöyle alalım. Tekli olarak 2, şu da eder 3. Daha sonrasında diğer malzemeleri alacağım. Karbon oltayı yaparken görüşürüz. Balık işine girmeden önce yapmamız gereken bir şey var. Envanter gerçekten şu an 2 sayfa yetmemeye başladı. O yüzden şuradan 8 won 74 eme 81 tane alalım. Paramızı hayırlı bir işe harcamış olalım. Şunları önce bir açalım. Ondan sonra bir ferahlık gelsin. Bu ferahlıkla gidelim. 2 kişi yan yana biraz balık tutalım. İyi gider. Biraz böyle gece geç saatler zaten muhabbet eder balık tutarız. Şöyle ayarlayayım envanterin pozisyonunu. Şuraya getirirsek eğer, hatta şöyle yapıyorduk pardon, aynen öyle. Şöyle açalım 81'i, pardon 4. sayfayı. Tamam 4 sayfaya ulaştık. Biraz tuzluya geldi ama olsun. 8.74 indirimi bekleseydik belki 7 won'u falan denk gelirdi. Neyse kaybettiğimiz 1 won'u balıktan çıkartırız bu gece. Lucifer sunucusunda oynadıkça gariplikler de yavaş yavaş karşımıza çıkmaya başladı. Şimdi abi ben bir tahta kolye arıyorum. Hani itemlerin çoğunu hallettik. Küpe alacağız. Ayakkabı alacağız. Kolye alacağız. Bir de kalkan alacağız. Hani kolye bakıyorum ateşli setimi tamamlamak için. Abi 10 kritikli 1000 HP'li falan tahta kolye yok serverda. Bildiğin yok. Yani mantıklı fiyatlara yok. Mesela bol bol şey var. 2000 HP 10 delici var. 1500 HP 10 delici var. 4-5 wonlara. Ama mesela kritikli yanında da hani bir çıtırından 1000 HP olsun çünkü gerekiyor. 3. katta her ne kadar ateş dizdiğiniz zaman hasar yemiyor olsanız da orada slotlar sizi zehirlediği zaman Hani canınız çok gidiyor bir anda. O sırada gelip birisi vursa yerdesin yani. Biraz HP de lazım kritiğin yanında. Bakıyorum bulamadım. Yok. 10 kritikli 1000 HP'li falan bir item yok. Şuna bak. 1500 HP 10 kritik 12 won. Tahta kolye abi bu. Buna bu para verilir mi? Yani vermeyeceğiz tabii ki. 20 won paramız var. Bir şekilde halledeceğiz. Yine pazardayız. Güzel bir item bulduk suramız için. 35 level'da kalacağımız için biliyorsunuz. Tahmin etmişsinizdir. 3. katta çar kasacağız. Daha önce de söylemiştim zaten. Almamız gereken çok güzel bir kask var şurada. Bence fiyatını şu an hak eden bir kask. Şöyle bakayım. Size de göstereceğim. 5.5 ona 5 saldırı hızı 15 ateş. Diğerlerinin hiçbir önemi yok bizim için. Çekelim hocam. Evet. Suramızın bir itemini daha almış olduk böylece. Geriye ne kaldı? Kalkan, küpe, bilezik ve kolyeli ayakkabı kaldı. Hatta şöyle bir ben ayakkabılara, bileziklere bir bakmaya başlayayım ufaktan. Hazır üzerimizde paramız varken pazarda şöyle bir bilezik buldum. 15 ateş. Diğerlerinin bizim için bir önemi yok ama hani olmuşken de düzgün efsunlar olsun diye bunu seçtim. Fiyat 4 ile 5 arasında değişiyordu. Bir won fazla verelim. Yarın başka bir yere gideriz. Kuleye çıkarız. Ne bileyim. Orkları otomatiğe bırakırız. Hani yanındaki efsunlar da bir işe yarasın diye bir won fazla vereyim dedim. 15 ateş bileziğimiz şöyle alalım. Bu da hayırlı olsun. Geriye kaldı 4 won paramız. 4 won'a bir şey bulabilir miyiz bilmiyorum ama bakacağız. Kolyemizi kendimiz halletmek için ne yaptık? Hemen 3 tane artı 8'e bastım. Şöyle vuralım bakalım. Bir tane geldi. Geri kalanların hepsi pazara gider. Eğer gelirse tabii. Hadi oğlum tamam, bir tanesi zaten bizim için yeterli. Bunu hemen 5 efsun yapalım. Şu bizim balık sandığından çıkardığımız efsunlar vardı ya. Herhalde onları atmakla başlarız. Şöyle 5 kritik 1500 EP falan gelse yeter yani. Taze taze bastığımız tahta kolyeyi hemen şöyle 5 efsun yaptık. Bağlı efsunlarla bir girişelim bakalım. Kritiğin K'sini bile görsem 5 olsa bile yeter benim için. 1000 EP 3 delici. Keşke 1000 EP 5 kritik olsaydı. Vurduk. Yine bir şey gelmedi. Devam edelim. Karakterlerimizde bol bol bunlardan var. Önce bunları eritelim. Bir tane de bunda varmış. Attık bakalım. Neymiş? 2 kat 8. Yine 3 kritik. Devam. Bakalım bu arkadaş bir şey getirebilecek mi? Vurduk. Ne yazıyor lan? Buradan da bir şey gelmedi. Tekrar atıyoruz. Bakalım. 5 delici. Maalesef. 3 tane de bu karakterimizde varmış. Şöyle atalım bakalım. Bakayım. Delici 5. Yani inatla kritiği vermiyor. Çok ilginç. Tekrar attık. Yine 5 derece geldi. Yanında HP'si yok. Bu sefer 3 kritik verdi. Yani zaten bağlı efsun. Hani çok yüksek bir şey beklemiyorum. En azından 5 kritik versin. Yanına 500-1000 HP falan versin. Yeter diyeceğim zaten. Bağlı efsunlarla tahta kolyeye bir şey getiremedik. Şimdi geldik tabii ki pamuk eller cebe bölümüne. Şuradan bir efsun alalım bakalım. Çok fazla harcamak istemiyorum ama oyun bazen harcatıyor. Yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş başlayalım. Dediğim gibi hedefimiz çok yüksek değil, o yüzden fazla harcatmaz diye düşünüyorum. Arkadaşlar şu an size editten sesleniyorum. Videonun bu kısmında bu ekleme yapmam gerekiyordu gerçekten. Bu kısımdan sonra izlediğiniz hiçbir şeyi siz yapmayın. Ben yaptım, bu tuzağa düştüm, siz düşmeyin. Yapmayın abi, hiç gerek yok. Özellikle böyle bir item için hiç gerek yok. Ben sol üst tarafa kamu spotu yazısını yapıştırıyorum. Buradan sonrasını lütfen ciddiye almadan izleyin. Gülün geçin. Sitesini görüyorsunuz. App'le aldık. Hani bağlı efsunlarla çok da bir farkı kalmamış zaten. Oranlara bakarsanız eğer. Evet. Yine bir şey yok. Yine bir şey yok. Yani bak HP bile gelmiyor. Görüyor musun? Tekrar attım. Yine 10 delici geldi. Abi 10 deliciyle işim yok benim. Ver bana 10 kritik 1000 HP'ye gideceğim artık. Sal beni ya. Haydi bakalım. Şöyle bir dörtlü daha sallayalım. 10 kritiği görsek yeter. Yine göremedik. 8'e ekspons. Abi oranlara bak. 3, 4. Yani o civarda. 1000 EP 3 kritik. Yani. Çok güzel. 5 kritik 1000 EP. Yani bırakacağım dedim, bırakacağım. Uğraşmayacağım daha fazla. Yeter. Kolyeyi de hallettik. 5 kritikle idare edeceğiz. Artık yapacak bir şey yok. Şimdi bize bir küpe lazım. Bir de kalkan lazım. Hatta bir de ayakkabı lazım. Gidelim bir ayakkabı bakalım. Kolyeden sonra bir tane de 5 efsun ayakkabı aradım. Sıra geldi buna. Para basmaya. Şuradan efsun alacağız. Atacağız bakalım. Bu arada buna 1000 EP 10 kritik falan gelirse kolyeyi de aynı şekilde 10 kritikliğe çevirmeye niyetim var. Ama gelmezse de gelmez. Yapabileceğim bir şey yok açıkçası. Bakalım. Vurduk. 3 saldırı hızı 3 kritik. Yani oranlar gerçekten çok garip ya. 1000 EP 15 ok savunması 3 saldırı hızı. Peki. Değiştirdik. Maşallah ok savunmasına doyduk. Evet yine aynı şekilde 1500 EP 15 ok savunması çiftler falan filan yani altı üstü kritik vereceksin. 1000 EP yine yok. Saldırı hızı 3 yine yok. Bakalım 5 kritik yine yok. Devam. Hadi bakalım bir 12 tane daha. Ne geliyor? Ok savunması. Evet abi çok mantıklı gerçekten. 2000 EP 3 saldırı hızı. Devam et. 3 kritik. Çok iyi ya. Devam et. 1000 EP 5 saldırı hızı. Bu pazarda vardı zaten. Ben bunu alacak olsam, duracak olsam onu alırdım yani. Hadi bakalım. 1500 EP 10 kritik 5 saldırı hızı. İşte bu. Tamam. Bunu taktık. 10 kritiğe bunu çıkardığımıza göre kolyeyi de çıkartmayı deneyebiliriz bence. Senin ben hazırım bunu. Senin var ya senin. Abi yapma abi. Karışma sen. Girme oraya. Girme oraya. Abi işe yaramaz abi. İşe yaramaz. Ona sökmez. Bence deneyelim hatta. Yani şunu ayıralım kenara. Bunu satarız daha sonrasında. Şöyle atalım bakalım. Umarım daha fazla zorlamadan getirirsin. 5 delici. Olmadı. Vur oğlum. Yine olmadı. Hadi getir. O neymiş? 1500 EP 5 kritik. Yani oyun bana diyor ki ben diyor gelmeyeceğim. Getirmeyeceğim istediğini. Bırak beni diyor ama laf ağzından çıktı bir kere. Ananın. Ananın. ...8 bayılma 1000 EP. Keşke yanında 10 da kritik olsaydı be. 3 kritik falan filan. Devam. Bakalım bu 8 dile gelecek mi? Vurduk. 8 bayılma 5 kritik. Ah ulan var ya oyun. Ulan oyun. 3 kritik. Oranlar yine düşmeye başladı. Yine 3 kritik. Çok mantıklı gerçekten. Bakalım 5 bayılma. Tekrar aynı yere koydum. Yok abi. Yok. Bayağı zorlaşmış bu işler yani. Şimdi anladım pazarda niye olmadığını. Ya da olanların da o kadar pahalı olduğunu. Son efsunumuzu da atalım. 3 bayılma, 3 kritik, 1000 EP. Yani gönül bunu böyle bırakmaya izin vermez ama galiba bırakacağız. Şöyle bir pazarımıza bakalım. Satışlar ne alemde? Üzerimizde 18 won paramız kaldı. Şunu da bir çekelim. 4 wonluk bir satışımız olmuş. 4,5 wonluk. Şuradan kupon alacağım şimdi. Şöyle bir 1000 EP kupon alalım. 12.38 bence uygun. Şöyle çekelim. Aa fake pazarmış. O fake pazarsa bakalım fiyatların ya da açmamış mı? 12.40 geliyor mu? Geldi. Tamam. Şöyle kullanalım. Efsun atmaya devam edelim hadi. Şöyle 2, 3 paket hatta 4 paket alalım. Kolyemize devam edelim. Şöyle kolyeyi çıkarayım. Hadi bakalım umarım gelir artık bir şey. 1000 EP yani ver şu kritiği bir adam. 10 kritik vereceksin 600 EP'nin yanında. Yani çok da uçuk bir şey istemiyorum senden. 1500 EP kritik yok. Yine yok. Yine yok. 2 kritik. Yani pardon 2 delici vermiş. Çok mantıklı gerçekten. Yine yok. Devam. 2 kat %20 yang. Hemen şöyle değiştirdim. Maalesef. Tekrar atıyorum. 5 kritik 1000 EP. Yani zaten bunu bozduk. Burada kalmamız mantıklı değil. Yine 5 kritik. 1000 EP. 5 kritik 8 var. Allah Allah. Abi versene artık şu efsunu. 1000 EP'nin yanına 10 kritik gelecek. Bu kadar basit. 3 kritik. Yani bağlı efsun almadım ki. Nesne marketten alıp atıyorum. Hadi bir son dörtlü olsun sana. Yani inat ettik bak. Hava yere ayakkabının parasını buraya gömmüş olduk. Yani 3 kritik 1000 EP. 15 kılıç. Çok komik ya oranlar. 3 delici. Yani çok komik oranlar var gerçekten. Neyse yapacak bir şey yok. Elimize para geçtikçe kupon alırız. Buna tekrar atmaya devam ederiz. Böyle kalacak mecburen şimdilik. Battı balık yan gider mentalitesiyle tekrar alacağız abi hep kuponunu. Ama bu sefer 500'lük alacağız. Şöyle şuradan 500'lük kuponu 7 won neredeyse. Hatta 7 won diyelim biz ona. Aldık abicim. Artık battı balık yan gider. Parayı bu şekilde savurmamın sebebi de şurada bakın görürsünüz. Hani karbon oltamız hazır. Hiç değilse hani battığımız zaman farmdan geri kalmayacağız yani. Yerine koyma şansımız olacak. O yüzden bu kadar cesur davranıyorum. Şöyle girelim. Alabildiğimiz kadar alalım. Tamam. 3 paket aldık. Gelir mi acaba? Bilmiyorum. Pek umudum yok. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle getirdik bakalım. Şöyle bir ilk baktığın zaman güzel gözüktü gözüme ama detaylara bakınca çöp olduğu anlaşıldı. Devam ettik. Yine bir şey gelmedi. 2 kritik. Yani ben yorum yapmayacağım daha fazla. Yine gelmedi, geçtim. 5 bayılma, 15 ok soğuması, yine gelmedi. 1000 HP, yine kritik yok. Şöyle yerini değiştirdim. Tekrar attım. 2 delici, evet. Tekrar attık. 15 ok savunması çok mantıklı. 1500 HP, 8 bayılma. Ya gelmiyor. 20 yank düşme, 3 delici, anlıyorum. Devam. 5 kritik. Hadi bunu da atalım. Yok. Gelmedi. Yedik parayı. Geçmiş olsun. Bu arada bu saçmalığı niye yaptığımı da tekrar göstereyim. Belki atlayarak izleyenler vardır. Yaklaşık 12 bona kadar, hatta tam 12 bona kadar, şuradaki kolyeye kadar pazarda 1000 EP 10 kritikli kolye bulamadık. Üstüne harcadığımız tamamen benim enayiliğim, ona bir sözüm yok ama olmadığı için giriştik bu işe, nitekim getiremedik. Elde var tombul taslak derler ya, öyle oldu. Saçmalamaya devam ediyorum. Bu sefer de gittim Charon'dan et çektim. Oradaki karakterde şu an para ihtiyaç olmadığı için 2000 EP de oradan çektik. Şöyle bir 4 paket daha alalım. Yapacağız abi, yapacağız. Bunlar lazım yani. Oyunu düzgün oynamak için bu masraflar gerekiyor demek ki. Yapacak bir şey yok. Pazarda item olmayınca kendin üreteceksin. Ne yapalım yani. Hadi ama gelsin artık. 2000 EP 5 delici. Bırak benim peşimi. Deliciyle işim yok. 35 yalıçarın deliciyle ne işi olur? Sen bana kritik ver. Ver kardeşim. 5 bayılma. Çok komik gerçekten. 5 delici. Evet. Çok mantıklı. 3 delici. Güzel. İndik aşağıya, vurduk buradan. 20x bonusu, anlıyorum. 10 delici. Ya abi bırak peşimi, bırak bırak. 15 ok savunma, 5 kritik. Yanında HP'si yok. Abi değiştir şunu. 4 kılıç. Allah Allah. Allah Allah. Gelmiyor. Gelmiyor azizim. 3 bayılma, 15 kılıç. Bu ne abi? 15 ok. 10 bıçak, 10 çan, 15 çan. Yani 10 delici. Joker'e dönüşeceğim şimdi abi. Yeter be. 3 kritik. Abi çok iyi gerçekten ya. Vallahi çok iyi ya. Ne güzel yapmışsınız oranları. Süper olmuş. Çektik 4 paket daha, geldik. Acı çekmeye devam ediyoruz. 3 kritik. Evet. Devam. 5 delici. Evet. Şöyle koyalım. Bakıyorum 8 yank düşmesi, evet çok mantıklı gerçekten. 5 bayılma 5 kritik. Allah Allah. 2000 EP yanında hiçbir şey yok. 2000 EP yine yanında hiçbir şey yok. Yine hiçbir şey yok. Bu sefer EP de yok. Baktık 3 bayılma yine hiçbir şey yok. Yani 15 kılıç 1000 EP 3 delici. Ben bir CH atayım, şu çarın bir aklı başına gelsin. CH6'ya geçtik. Burada devam edelim bakalım. 1500 EP 10 delici. Ya istemiyorum. Benim deliciyle işim yok. 35 yıllık karakterde delici mi fullleyeceğim ben? Sal beni. Ver şuraya kritiği artık. Gerçekten ama yani tadı kaçtı. 1500 EP yanında yine hiçbir şey yok. 3 delici, evet. 10 ok soğunması, 1500 HP, 8 bayılma. Peki yani şunun yanına 10 kritiği de ekleyemedin mi? Peki abi öyle olsun. Düştük bu kuyuya artık. Gibi görene kadar devam edeceğiz. Ne yapalım? Oğlum sana son hakkım 12 tane. Geldin. Gelmedin. Kendi yoluna git. 5 delici. Yine başladık. Bakalım. 3 bayılma 500 EP. 5 delici. Güzel. Bol bol delici geliyor. Kritik gelmiyor. 1500 EP. Yine yanında bir şey yok. Yine yok. Bakayım 3 delici 10 ok savunma. Ne ok savunmasıymış arkadaş. Bırakmadı peşimizi be. Yine savunmalar geldi. Yanında bir şey yok. Yine yok. 15 ok savunması. Bu ne abi? Bu ne? 5 kritik 3 delici. Yetip gidecek ömür ahvaline yandım. Yardım et tanrım. 1000 EP. Allah Allah. Al bu da son olsun. 5 delici 1500 EP. Lanet olsun, atmayacağım daha fazla. Gerçekten lanet olsun. Benim gibi Ankaralı arkadaşlar şimdi bu söyleyeceklerimi anlayacaklardır. Ankara'da böyle bir deyim vardır pavyon kültüründen dolayı. Hani böyle yaşlı adam tarlayı satar, parasını gelir pavyonda yer. Tarlayı yedin Ali Osman, eşeğe de ye Ali Osman derler. Şimdi biz tarlayı yedik. Köyde damda bağlı eşeğe de satacağız. Onu da yiyeceğiz burada. Bir tahta kolye uğruna. İnat böyle bir şey. Bu oyunda zaten bu şekilde para kazanıyor. Aldık bir 4 paket. Geleceksin oğlum ya. Geleceksin. Kaçarın yok. Geleceksin. Vur oğlum. 8x bonusu. Evet. Gelecek. O 10 kritik. Gelecek. Bu kolyeye. Hah bak geldi. Ağzına yüzüne tüküreyim senin. Yanına bir HP koysaydın ya. 5 bayılma 10 kritik. Şimdi ben bunu değişir miyim? Değişmem. Tak. HP'si eksik olsun. Lanet olsun bu saatten sonra ne yapayım? ...4800 HP'miz var. Şimdi item olarak ne eksiğimiz kaldı? Kolye tamam. Yani artık tamam demekten başka şansımız yok. Ayakkabı tamam. Bu güzel oldu ama bak. Ayakkabı güzel oldu. Ne yalan söyleyeyim. Bileziğimiz tamam. Kalkan alacağız. Zırhımız tamam. Kaskımız tamam. Silahımız tamam. Bize kaldı bir küpe bulmak. Gidelim bir küpe bulalım. Bu bölümlük buraya kadar olsun. Sonrasını artık 5. bölümde izlersiniz. Yani editlerken şu olayları tekrar hatırlamak, tekrar izlemek benim sinirimi bir kez daha bozdu. Ama en azından umarım sizi güldürebilmiştir. Yani söylediğim gibi ben ciddiye almanızı istemiyorum bunu. Benim de zaten ciddiye almadan yaptığım belli oluyor. Umarım yorumlara gelip de böyle vay efendim sen enayisin falan demeyin bana. Bunun Türkçe'de çok güzel karşılıkları var. Hani bilmem neyle inatlaşan donuna eder diye bir laf var ya hani. Bizim burada yaşadığımız tamamen bunu gösteren bir şey. İnada bilince böyle oluyor yani. Bunu görün diye paylaşmak istedim. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kafanıza şapkadan başka bir şey takmayın diyorum. Hadi eyvallah.